Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hocanız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir değerli arkadaşım. Artı bir netle senin karşındayım tekrardan. Bugün ise geometri ilgili bir soru çözeceğim. Ama harbiden de benim bu sene beklentim olabilecek bir soru olacak. Geometri ile uçuyoruzun ilk sorusu artı bir neti. Haydi bakalım hemen hızlıca gelsin. Diye. Evet arkadaşım güzel bir geometri sorusuyla senin karşındayım. Biliyorsun ki bizim burada göstermek istediğimiz soruların zor ya da kolay olmasının hiçbir önemi yok. Senin karşına zor soru da getirmeye de çalışmam. Senin karşına sen artık biliyorsun artı bir netinde amacı ÖSYM tadındaki o güzel soruları çıkması muhtemel olabilecek soruları Hoşuma da gider. Ha bak ben böyle bir soru gördüm dolanırken ya sana da göstereyim diye senin karşına hemen getirdiğim bir geometri sorusu. Burada bir katlamayla alanı ilişkilendirebileceğim bir soru. Çok tatlı bir soru. TET'de de AT'de de gelebilir ki son yıl oyunlarda geometri sorularına baktığımız zaman arkadaşım öyle aman aman seni zorlamıyor ama korkma şu geometriden. Çözmeyen arkadaşlarım olduğunu da biliyorum. Lütfen oradaki git o çözebileceğin geometri sorularını sınavdan bakmadan çıkma. Tamam mı dostum? Hadi gel biz de bu soruyu inceleyelim. Belki böyle bir soru neden olmasın diyelim gelmemesi için. Hiçbir sebep yok. ABC üçgensel bölgesi biçimindeki bir kağıt verilmiş. Kağıt DE BC'ye paralel olacak şekilde A köşesi BC üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Buna göre A bölgesinin alanı kaçtır diye sormuş bize. Değerli arkadaşım katlama sorularını hangi soru tarzı olursa olsun katlanan şekli Önceki hali çizilir katlanmış şekil üzerinden. Bak katlanmış şekil üzerinden çizilmiş hali önceki hali verilmemiş olsaydı ben çizecektim. Verildiği için çizmiyorum. Şimdi bunun üzerinden göstereceğim bazı kavramlar var. Katlanan şekilde kimler katlanıyorsa benzeyen uzunlukları hemen göster. AD, A üstü D uzunluğuyla aynı şey demektir. Hocam AE uzunluğu da A üstü E uzunluğuyla aynı şey demektir. Ayrıca katlama soruluğunda hangi bak doğru üzerinde katlanıyorsa orada bir açı ortaya oluşur. DE üzerinde katlanıyorsa hocam şuradaki açı şuradaki açıya eşittir. Yani kısacası hocam sen bu açıya A açısı dersen buraya da A demek zorundasın. Buraya kadar hem fikrimiz. Ya hocam bize bu katlanan şeklin alanının yani A üstü D ve E'nin 19 birim kare olduğu verilmiş. O halde şuranın da 19 birim kare olduğunu ben iddia edemez mi? Tabii ki de edebilirsin değerli arkadaşım. Gel biz bu şekilde bir de büyüterek şuraya çizmeye çalışalım. Bazı bilgileri o katlanmış şekil üzerinden ben aldım çünkü. Şimdi burada bir e, paralellik vardı. Şurada bak. DE dediğimiz yer. Burası da ne? B. C ve A. ADE D, E bölgesinin alanının 19 birim kare olduğunu gördüm. D, B, C, e dörtgenin toplam alanı 19, 8 ve A var. Yani 19'da 8'i topladığımda 27 artı A olduğunu gördüm. Tamam. Şimdi paralellik varsa ve alanlar varsa bu alanları şuradan yola çıkarak bulabilirim. Benzerlikten. Şimdi A, D uzunluğu ile D, uzunluğunu bilmem lazım benzerlik yapabilmek için. Nasılsa DE tabanlar birbirine paralel. Yalnız ben şunu unutmayayım. Benzerliği niye buluyorum? Alanları nasıl bağlayacağım? benzerlik oranının karesi neyi verir? Alanlar oranı. Bunun aman diye unutma. Şimdi benzerlik için birazcık konuşmamız gerekiyor. Hocam bak burada açı ortay bulmuştun. Demin şu ikinci şekle geldiğimizde katlanmış şekle geldiğimizde. Şurada ufak bir z kuralı yapmanı istiyorum. Bak yeşille gösteriyorum. Şurada bak ters z var. Eğer burada açının ölçüsü a ise şurada oluşan açının ölçüsünde ne olmasını beklerim? A olmasını beklerim. Ayrıca aynı paralellik var. Aynı yöne bakan açıların ölçüleri yine aynıdır. Burası A ise burası da aynı. A, A, D, B, A üstü olduğumuz iki kenar yani buraya çizik uzunluğu dersen buraya da çizik uzunluğu diyeceğim. Aa AD uzunluğu bir anda DB uzunluğu eşit oldu. Yani sen buraya K dersen buranın uzunluğu da K'dır. Yani değerli arkadaşım şuranın uzunluğu K buranın uzunluğu K. E sen bana buradan bir benzerlik oranı yazabilirsin. AD'nin AB oranı yani K'nın 2K oranı. K'lar birbirini götürdüğünde güzel arkadaşım. Sen benzerlik oranını 1 bölü 2 buldun. O halde 1 bölü 2'nin karesini alırsan 1 bölü 4 aslında sana alanlar oranını verecek. Soruyu bitirdik neredeyse. E, alanları oranladığında 1 bölü 4 çıkacak. Hangi alanları? İşte bu sarıyla gösterdiğim üçgenin alanını toplam yeşille gösterdiğim üçgensel bölgenin alanını oranlayacağız. Yani 19 bölü 27 artı A artı 19 oranlayacağım. Çapraza girelim istiyorsan. 19 ile 4'ü çarptığımda 9 kere 4 36 76 mı geldi? 27 ile 19'u topladığımda değerli arkadaşım 46 artı A yapacak çapraza da girdim. Hemen 46'yı gel sol tarafa atalım. 76 eksi 46 eşittir A'dan. A'yı buradan çekersem 31'im birim kare olacaktır. O da doğru cevabımı denizli yapar. Bu soruyu da seninle beraber halletmiş oluruz. Bir sonraki artı bir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi davran.